Şimdi neye bakacağız? Aynı görüşmelerde Fuat Oktay HDP'yi hedef alan bir takım işte ifadeler de kullandı. Ve şöyle, buraya tabii HDP'li belediyelere atanan kayımları savunuyor Fuat Oktay. Ve de şunları söylüyor. Kayımların kamu kaynaklarını, milletimizin vergilerini PKK-YPG dağa göndermesine engellemesi ağrınıza gitti. Yani klasik işte tam aslında hani tam böyle bir şey seviye düşmüş yani burada iyice. Peki devamında ne oldu? Oktay'a yanıt HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç'tan geldi. Ve Saruhan Oluç yalan üzerine politika inşa ettiniz diyerek tepki gösterdi. AKP'yi Kürt düşmanlığı yapmakla suçladı. Başkan, sayın vekiller, bir yalan üzerine 4,5 yıldır ben burada defalarca bunu konuştum. Bir yalan üzerine politika inşa ettiniz, çöktü o politika ama aynı yalanı sürdürüyorsunuz. Bir tek belediyemize usulsüz harcama, parayı, halkın parasını belediye hizmetlerine değil de başka yere harcama nedeniyle dava açılmamıştır. Bir tek belediye başkanımız, belediye eş başkanımız bu nedenle mahkum edilmemiştir. Bir yalan üzerine kuruyorsunuz politikanızı. İrade gaspçısınız. Halkın iradesini, Kürt halkının bölgedeki iradesini gasp ettiniz ve bu gaspı örtmek için bu yalanı söylüyorsunuz. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporları ortadadır. Sizin atadığınız kayyımlar talan kayyımıdır. Yolsuzluk ve hırsızlık kayyımıdır. Siz neden Kürt düşmanısınız biliyor musunuz? Kobani davasını, Kobani kumpas davasını açtınız. Siyasi partinin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'nde davayı açtınız. Siyasi rehineleri tutuyorsunuz hapishanede. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve AYM kararlarına rağmen işte bunun için Kürt düşmanısınız siz. Bu ülke çok Kürt düşmanı iktidar gördü ama sizinki kadar yeminli Kürt düşmanını hiç görmedi. Hiç görmedi. Şimdi bakın Sayın Oktay, nerede bir Kürt varsa siz orada ona düşmanlık yapıyorsunuz. Orada Irak Kürdistan'ında da öyle, Kuzeydoğu Suriye'de, Rojava Suriye Kürdistan'ında da öyle. Ya Kobani kenti Kürt halkının kalbidir ve ruhudur. Siz Kobani kentini ortadan kaldırma planları yapıyorsunuz. Bundan daha büyük Kürt düşmanı. Emine Şen Yaşar 637 gündür Urfa Adliyesi'nin önünde nöbet tutuyor. Neden? Adalet arıyor. İşte siz Kürt düşmanlığı nedir diye soruyorsanız Emine Şen Yaşar'a bakacaksınız. Şimdi bakın samimiyetten bahsediyorsunuz. Diyarbakır anneleri bizim de annelerimizdir. Ama siz eğer samimi olsaydınız beyaz tülbentli barış annelerinin uzattığı barış elini tutar. Demokratik siyaset alanından HDP'yi tasfiye edemeyeceksiniz. Bunu bir kez daha vurgulamış olalım. Öyle bir megri diyerek, erbane çalarak Kürt dostu olunmaz. Evet, Saruhan Oluç gerçekten etkili bir şekilde konuşmuş. Yani bütün bu anlattığı, kullandığı ögeler, verdiği örnekler anlamında söylüyorum. Yani verdiği örneklerin her birisi aslında çarpıcı örnekler ve iktidarın nasıl aslında bu Kürt meselesiyle ilgili olarak samimi olmadığını ortaya koyan örnekler. Ve şimdi...